Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedil amin. Amma ba'd. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrenci kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. İnşallah bu yazın Yakup Civelek hocamızın vesilesiyle 12 haftalık süresince modern Arapça derslerini vermeyi planlıyoruz. Ee, derslerin tanıtımına, derslerin nasıl işleneceğine girmeden önce ilk başta kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Yakup Uçar, 1998 Mardin Kızıltepe doğumluyum. Ee, medreseden, e, işte Doğu Şark Medreselerinden Arapça, Farsça ve ilahiyat eğitimini görerek mezun oldum. Şu anda e, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde dördüncü sınıf öğrencisiyim. İşte ilk başta dediğim gibi Allah nasip ederse e, bu yazın Yakup Civelek hocamızla e, yani 12 haftalık süresince modern Arapça derslerini vermeyi planlıyoruz. Yani modern Arapça dersleri yani nasıl vereceğime dair birkaç e, notu sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten e, özellikle Son yıllarda herkes modern Arapçaya rağbet ediyor. Sınavlardan dolayı işte YDS, YDT, YÖK dil e, sınavlarından dolayı herkes modern Arapçaya akın ediyor. Onun için yani biz bu modern Arapçayı nasıl sökebiliriz? Nasıl e, öğrenebiliriz? Buna dair e, birkaç e, madde hazırladım. Yani kendimce Mesela Arapça YDS'de en büyük sorun nedir? Arapça işte YDS, YÖK, değil YDT sınavlarında en büyük sorunu nedir öğrenciler tarafından? Yani gözlemlediğim kadarıyla. E, Arapça'da işte YDS'de başarısız ve istedim istemediğimiz notu alamamamızın en büyük sebeplerini e, ben dört madde olarak hazırladım. Birincisi, en önemlisi kelime bilgisi. Yani kelime hazinemiz olması gerekiyor. Mesela bir metin önümüzdedir. Metinde bilmediğimiz bir kelime karşımıza gelince tüm cümlenin anlamını yitirdiğine kanaat getiriyoruz. Ve çeviride başarılı olamıyoruz. Peki bunun çözümü nedir? Yani kelime bilgisinin, yani metinde işte bir kelime bilmediğimizde bunun çözümü nedir? Çözümü her konuda parça okuyarak bilmediğimiz kelimeyi tespit etmek ve farklı cümlelerde kullanılışını incelemek ve internette sözlüklerde bularak çevirmek. Bu birincisi kelime bilgisi. İkincisi hareketsiz okuyabilme yeteneğimizi geliştirememek. İşte bu da bir sorundur. Yani hareketsiz okuyabilme yeteneğimizi geliştirememek. Yani okuduğumuz metinde bir kelimeyi hareketsiz okuyamadığımızda normal şartlarda belki anlamını biliyoruz. Ama o an için hatırlayamıyor ve cümleden kopup gidiyoruz. Peki bunun çözümü nedir? Yani bu ikinci maddenin çözümü, biz nasıl yani bu sorunu halledebiliriz? Oysaki e, hareketsiz okuma sorunu çok basit bir şekilde giderilebilir. Arapça'daki bütün fiillerin kalıpları vardır zaten ve bu kalıplar değişmezdir. Aksi olsaydı zaten hiçbir Arap vatandaşın ...binlerce belki milyon kelimeyi doğru okuması mümkün olmazdı. Bunun için tüm kelimeler için 12 kalıbı öğrenmek yeterlidir. Hem de bugüne kadar öğrendiğimiz kelimeler üzerinden de yeterli olabilir yani. Bu ikincisi. Üçüncüsü nedir? Çeviri yeteneğinin olmaması. Çeviri yeteneğinin olması. Yani karşımıza bir cümle veya bir paragraf çıktığında... Bunu okuduktan sonra çevirmeye çalışıyor. O çalışıyoruz. Oysaki çeviri anlık olmalı. Yani kelimeyi okuduğumuz anda aklımıza gelmelidir. Peki bunun çözümü nedir? Yani çeviri yeteneğini nasıl geliştirebiliriz? Çeviri için sürekli metinler bulmak ve bu konuda uzman birisiyle fırsat buldukça çalışabilmek. İşte benim amacım da burada budur. Yani inşallah eğer e, nasip olursa haftada bir defa bir metin okumayı yani yapacağız. İşte kelime bilgisi, kelime bilgisi hareketsiz oku, okunma yeteneğimizi geliştirme, bir de çeviri tekniklerini verme. İnşallah bunların üzerine duracağız. Dördüncüsü gramer yani dil bilgisi kurallarını hatırlamamak. Yani bazı işte bazı yerlerde işte biz metin bir metin karşımıza çıkıyor. Bir YDS, YDT, YÖK dil sorusu karşımıza çıkınca biz anlamını anlayabiliyoruz. Ama orada bir basit bir gramer istediği için biz hatırlamadığımız için o soruyu yanlış yapabiliyoruz. peki bunun çözümü nedir? İşte YDS soruları, YDS'dir, YDT'dir, YÖK dil sınavlarında sorularında baktığımızda bize en zor gelen sorularda bile gramer kurallarını hatırladığımızda seçeneklerin yarısını eleyebiliriz. Örneğin mesela e, isim tamlamasında her iki kelimede de harfi tarif olmayacağını veya özne il uyumu olması gerektiğini ya da mesela işteş fiil kalıplarını hiç sorgulamıyoruz. Yani böyle eleme e, babıyla bunları e, yani hemen eleyip doğru seçeneğe ulaşabiliriz. İnşallah e, eğer biz metin okumalar yaptığımızda yani orada işte özellikle YDS, YRT, sınavlarında sorulan e, gramer sorularına da değineceğiz. Onları not halinde hazırlayıp e, öğrencilerle paylaşacağız. Mesela ben burada e, ekranda gördüğünüz gibi ben bir metin hazırlamışım. E, bir modern metni. Başlığı şu şekildedir. İ'lanün netaicin nihayiyeti li intikabatir riaseti bi İlanı neta için nihayet il bir Tunus. Yani Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai kesin sonuçlarının açıklaması. Bak burada e, kelimeleri alt almıştım. Önemli kelime ve kalıpları. Mesela neticetü nihaiye. Ben nihai sonuç, kesin sonuç. İşte çoğulu neta için nihaiyedir. Mesela intikabat riyasiye nedir? Başkanlık seçimleri. Bir de buraya bir not düşmüşüm. İşte bir Tunus'e. Bak bir Tunus'e demişim. Bahar Ticaret üzerine dahil olmuştur yine de bir Tunus'a mensup olmuştur. Bunun nedeni nedir? Onu açıklamıştım. İşte Tunus'a özel isim ve yabancı acem bir kelime olduğu için gayri musarif olmuştur. Gayri musarif de cerre ve tenvin kabul edemez. İşte böyle cümle cümle açıklayıp sonra önemli kelime ve kalıpları alta koymuşum. Yani bu şekilde bir metin hazırlamışım. Nasip olursa her hafta böyle bir metin hazırlayıp önemli kelime kalıp ve edatları ve harfi celli fiilleri böyle not düşeceğim inşallah. Evet arkadaşlar eğer dersler olursa bu şekilde olacaktır. Yani kısa bir şekilde bahsettiğim gibi. İnşallah bu metni de e yönetici arkadaşlarla paylaşacağım inşallah. Kalın selamete. Selamun aleyküm.